Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Halide Dipalıvar'ın yazdığı Sinekli Bakkal'ın özetini çıkartacağım. Bu özeti çıkartırken bir ya da bir iki siteden yararlandım diye hatırlıyorum. Gereken linkleri de açıklamaya bırakıyor olacağım. Şimdi özetimize geçelim. Sinekli Bakkal Mahallesi'nde mahallenin imamının kızı Emine, aynı mahallede oturan, düzenli birisi olmayan, orta oyunlarda kadın rolünde oynayan, bu yüzden kız Tevfik lakabıyla tanınan biriyle anlaşmaktadır. İmam kızı Emine'nin Tevfik ile evlenmesine karşı çıktığı için Emine Tevfik ile kaçar. Bu yüzden de İmam Emine'yi evlatlıktan reddeder. Bir süre sıkıntılı bir hayat yaşayan Tevfik ile Emine, Tevfik'in dayısı ölünce kendilerine kalan bakkal dükkanı çalıştırırlar. Bu iş sanatçı ruhlu Tevfik'e uymaz. Bir gün Tevfik'i arkadaşlarına karısının taklini yaparken Emine görür. Bu durumu gururuna yediremeyip babasının yanına döner, babası onu affeder ve Tevfik'i terk eder. Tevfik bakkal dükkanını olduğu gibi bırakıp orta oyunculuğuna döner. Emine Tevfik'i boşama davası açar ve boşanırlar. Tevfik karısının taklidini yaptığı için mahkeme tarafından geri boluya sürülür. Bu arada Emin'in Tevfik'ten Rabia adında bir kız olur. Dedesi onu dini terbiye ile yetiştirir. Rabia 11 yaşında hafız olur. Rabia'nın son derece güzel ve hoş bir sesi vardır. Camilerde, konaklarda güzel sesiyle Kur'an ve Mevlid okur. Abdülhamit'in Zaptey Nazırı Selim Paşa Rabia'yı dinler ve sesine hayran olur. Selim Paşa, oğlu Hilmi'ye Alaturka müzik dersleri veren Mevlevi Şeyhi Vehbi dedeli piyano dersleri veren İtalyan Premli'nin Rabia'ya ders vermesini sağlar. Rabia'nın sesine Vehbi Dede'yle hayrandır. Hocaların da yardımıyla iyice yetişen Rabia'nın ünü tüm İstanbul'a yayılır. Tevfik sürgünden kaçıp Sünekli Bakkal Mahallesi'ndeki dükkanını yeniden açar, Rabia babasının yanına yerleşir. Rabia'nın sanatına hayran olan Vehbi Dede ile Pelengri sık sık Tevfik'in yanına gelip gider. Rabia doğu müzikisinde adeta bir çığır açmıştır. Bu sıralarda Genç Türkler Örgütü Abdülhamit'in baskıcı rejimini yıkmaya çalışmaktadır. Tevfik ile Selim Paşa'nın oğlu Hilmi bu örgütün bir üyesidir. Sakıncılı kitap ve gazeteler Fransız Postanesi aracılığı Paris'ten bu örgüte gönderilmektedir. Fesli kişilerin postanelerinden bu evrakları alması dikkat çekeceği için Hilmi'nin ricasıyla Tevfik kadın kılığına girip örgüt dokümanlarını postaneden her zaman alır. Bir gün imam ihbarıyla yakalanırlar. Hilmi ve Tevfik Şam'a sürülür. Babası sürgüne gider. Rabia yalnız kalır. Amcasıyla yaşar. Bakkallık ve hafızlıkla geçinir. Pelinli Rabia'ya aşık olur. Onu gittiği her yerde görebilmek için elinden geleni yapar. Rabia ile birlikte İslamiyet'e de sığınır. Müslüman olur. Osman adını alır ve Rabia ile evlenir. İmam ve kızı Emine yani Rabia'nın dedesi ve annesi ölür. Rabia ve Osman imamdan kalan eve yerleşir. Osman Rabia'nın desteğiyle Tılsımlı Kuyu bir opera yazmakta ama bir türlü bunu bitirememektedir. Rabia hasta ve hamile haliyle bu operayı bitirir. İki medeniyet, iki insan, iki sanat anlayışı bu operada birleşir. Rabia'nın gebeliği sıkıntılı geçer. İstanbul'da ilk defa yapılan sezaryen ameliyatıyla kurtulur, bir oğlu olur. Selim Paşa Abdülhamit'e tam bir sedakatle bağlıdır. Kendi oğlunu bile bu yüzden sürgüne gönderir. Yavaş yavaş babalık duyguları uyanır, görevinden ayrılır. 1908'de meşrutiyet ilan edilince sürgünler birer kahraman gibi yurda döner. İyice yaşlanmış ve yorulmuş olan Tevfik, Rabia'nın bebeğiyle neşe ve huzur bulur. Artık sinekli bakkalda eski mutlu hayat yeniden başlamıştır. Tabii ki kitap e, sadece bununla ibaret değil. Karakter analizleri, aynı zamanda daha detaylı durumlar. Kitap okuyunca daha da tatlı gelecektir. Fakat bu özet kitabı ana hatlarıyla bilmek için yeterli. Hatta artı Az buçuk eline anlattığı konusunda size bir fikir verebilir. E, bu kitap hakkında bir kitap yorumu videosu da gelecek. Kanalın zaten gidişatı öncelikle özet sonrasında kitap yorumu şeklinde ilerliyor. Özeti beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.